Küresel güçler buna ne diyecek? Özellikle bölgede Amerika Birleşik Devletleri. Küresel, birazdan mesela, hocama soracağım. Mesut Hocam da o bilgileri aldı. Buyurun lütfen. Ve aramıza hocam katıldı. Hocam ne dersiniz? İlk bana oradan elektronik kılıç falan gösteriyor. Buyurun yani, böyle alayım sizi. Yeni bir adıma mı geçildi yoksa mevcut sürecin bir devamı mı? Olacak bir süreç Irak'a ziyaret gerçekleşti. Yorumlarınız kıymetli. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Yaşar aslında Güler'in açıklamaları da vardı galiba. O Yaşar Güler'in görselini de ekranlara getirelim. Evet. Güngör Yavuz Aslan birkaç defa atıfta bulunmuştu. Hemen onu da paylaşayım, sözü size bırakayım. Hocam, Milli Savunma Bakanı, PKK'lılar İran'a kaçıyor. Sizin ifadeleriniz. İHA'dan görüyoruz, İranlılar yok diyor. Ara ara gelip yaptığımız operasyonlara son vererek dedik ki sürekli operasyon yapacağız. Sanırım yeni dönemin o ifadesi de gazeteciler için bu olacak. Sürekli operasyon. Bunu sıklıkla paylaşacağız anladığımız kadarıyla. Terörü kaynağında tüketeceğiz dedi Yaşar Güler. Hocam buyurun. Teşekkür ederiz. Komutanımız çok önemli bir prensip ortaya atıyor. Kendisi zaten özel kuvvetlerden geldiği için bu coğrafyayı çok iyi biliyor. Ve şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bu harekata katılmış en yetkin komutanlardan bir tanesi. Emrinde de çalıştığım için onur duyuyoruz kendisiyle. Ve son geçen hafta Ankara Kozkep'teki uluslararası silah sergisinde de tek tek bütün silah üreticileriyle konuştu. Sorunlarını tek tek dinledi ve bir savunma bakanı olarak onlara aynı zamanda Sayın Savunma Sanayi Müsteşarı da tek tek ilgilenip nasıl üretimi ve pazar payını arttırırız, teknolojiyi nasıl arttırırız, silah bilgisiyle, teknoloji bilgisiyle de ne kadar yetkin olduğunu kendilerine göster. Şimdi komutanın mesajı ne demek istiyor? İran diyor, bir daha onu gösterebilir miyiz? Bir bakalım önceki görsele dönelim. Güngör Yavuz Aslan aslında o detayı şimdi, da vermişti. İran'a kaçıyor PKK'lılar. İranlar yok diyor. Şimdi bu coğrafyada asıl mesele bu kavga neden başladı, o soruyu sormak lazım. Irak'ı İran'a saldırtan kim? Emperyalizm. Dediler ki size Hark Adası'nı geri vereceğiz, gidin girin içeri. 80'den 88. 8 sene savaştırdılar. Evet, 8 doğru. Sene ve Irak'a verdikleri kimyasal silahı Batı verdi. İranlı askerleri öldürttüler. Irak'a Frak sınıfı, bakın bu çok önemli bir teknik bilgi olarak vereyim. Sovyet yapımı füzeler verildi ve İran'a bunu vurdular. Sonunda her iki tarafında en önemli kaynağı olan petrol ve gaz yatakları büyük tahribat gördü. Ve Irak bir şekilde bu borcu kurtarmak için yine diplomatik bir oyuna kuvvetle saldırtıldı. Bakın iki defa Irak kullanıldı. Sonunda Irak üçe bölündü. Ama meselenin aslında şu var. Irak, Suriye'ye bakın, bizim ordumuz 100 sene önce buraları kahramanca savundu. Kutul Amare zaferinin bir defa yıl dönümündeyiz. Doğru. Yıl 65 dönümünde. Bin tane İngiliz askerini Kut Paşa esir aldı orada. Halil Kut Paşa. Biz Irak'tan vazgeçmedik ki, ama şu var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurtta sulh, cihanda sulh bir şeysiyle kurulmuştur. Kanla ve irfanla kurulmuştur bu cumhuriyet. Bizim ne Irak'ın ne de Suriye'nin toprak bütünlüğünde gözümüz var. Emperyalizm bize dedi ki gelin size Musul'u, Kerkük'ü vereceğiz. Genelkurmay Başkanı o zaman istifa etti. Hayır, biz Irak'a vurmayız dedi. Torumtay. Necip Torumtay Paşa nur içinde yatsın. Şimdi böyle güzel bir ordunun bu şekilde Irak toprak bütünlüğünde ahdi olmadığını Irak devleti 30 sene sonra anladı. Halbuki emperyalizm neyi diyor? Bakın Türkler gelecek. Hala bu bazı Arap dostlarımızda var. Türkiye, Irak'ı, Suriye gelecek. Biz ne yapalım Suriye, Irak'ı ne yapalım biz? Zengin bir Irak, toprak bütünlüğü olan bir Irak ve Suriye Türkiye için dost ve müttefiktir. Aynı İran gibi. Neden? Çünkü burada oynanan oyun şu. Büyük İsrail Devleti, Irak, Suriye, Türkiye ve İran topraklarında kurulmak isteniyor. Ve burada arz-ı mefhut dediğimiz işte Netanyahu'nun başarıyla dünyaya lanse ettiği ama başarısız olduğu bu soykırımın parçasıdır. Ben Kürt arkadaşlarımıza, kardeşlerimize soruyorum. Kardeşimiz diyorum. Orada görev yapan bir subay olarak. Burada oynanan oyunda İsrail'le beraber misiniz? Siyonistlerle beraber misiniz? Kahraman orduyla beraber misiniz? Nitekim Yaşar Güler Paşa şunu soruyor KYB'de.
aklımızda bir defa kendinizi kurtarın, PKK'dan çekilin diyor. Süleymaniye'deki kayıp. İran'a da diyor ki, ya sen bak, seni parçalanmaktan kurtaran Türkiye'dir, öyle mi? Amerika'nın bütün baskısına karşı Türkiye İran'a destek durmuştur. Hocam bu geçişler nasıl engellenebilir? Mesela Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanımız ya dedi. Ya İran istediği an, hocam kimseyi geçirmiyor. Ama ne zaman bizden arası açılıyor? Hemen geliyor Afganistan'dan nereden verdiş varsa bize salıyor. Anlattı komutanlarımız, sınırda görev yapan subaylarımız. İran bizi kandırmasın. İran şunu görmüyor mu ki ondan sonra sıra kendisine gelecek? Peki Irak ordusuyla birlikte Irak'ın içinden bu geçişler engellenebilir mi? Elbette. Şimdi oraya geleceğim. Buyurun şimdi hocam. Bu noktada komutanın söylediği yeni bir safhadır. Nasıl ki Doğan Güreşpaşa PKK ile savaş taktiğini değiştirerek yerinde seyyar kuvvetleri harekete geçirmiştir ve bu işi sadece jandarmanın yapamayacağı ortaya çıkınca yeni bir taktiğe geçtik ve biz, yani ben 96-97'deyken kapattık, PKK meselesi diye bir şey kalmadı. Öcalan'ın da yakalanmasıyla çok büyük bir mağlubiyet aldılar aslında. Ama bugün gelinen noktada bakın, burada biz çok çabuk unutuyoruz. Önce Irak parçalandı. Bunda neyi kullandılar? Çekiç güçü. Öyle mi? Gerekçe ne? Hukuki gerekçe olarak burada kimyasal silah kullanıldı. Kime? İran'a ve PKK'nın peşmergelere karşı kullanılması. Ondan sonra bir tane daha tuzak kuruldu. Suriye, burada Irak olan haritayı da verebilirsek. DEAŞ diye bir terör örgütü kullanıldı. Görelim. Amerikan devlet başkanı ve şu anda aday olan Trump dedi ki bunu Başkan Obama ile Clinton beraber hazırlamış. Hocam buyurun, Suriye'nin. Ben bakıyorum şimdi burada. Nerede? Where are you? Amerikalılara söylüyorum. Where are you? DEAŞ, ISIS. Gidiyor Moskova'da bomba patlatıyor. Bunu Horasan DEAŞ yaptı diyor. Buna maymunlar cehenneminden kaçanlar bile inanmaz. Vardı Amerikalıların öyle bir tane filmi. Gitsin onu seyretsinler Hollywood'da. Türkiye Hollywood değil. Mezopotamya'da Hollywood değil. CENTCOM ve kum kafayı süreceğiz buradan. Onu diyor komutan. Çık git buradan lan diyor. Çıkmazsan fiyakanı bozacağım senin diyor. Yemin de billahi dön bozacağız fiyakasını. Yeter ulan artık bu kadar şehit verdiğimiz. 21 tane vatan evladını çöküp aldılar bizden. Yeter. Herkes aklını başına alsın. Komutan şunu söylüyor bak. Söylediği laf tarihtir. Bazı dostlar pilotaj eğitimi veriyor. Bu alçaklıktır. Sen benim müttefikimsin. Ve NATO'nun 5. 6. 4. maddesine göre bu sınırları korumakla mükellefsin. Gidiyorsun PKK terör örgütüne silah veriyorsun. Yetmedi bir de pilotaj eğitimi veriyorsun. PKK hava tatbikatı line'ımız vardı. Onu verelim hocamın söylediği oydu. Hemen onu da üzerine konuşuruz. Bizim aklımızda dalga geçmeyin diyor Yaşar Paşa. Söyle. Şimdi burada sonra ne olacak? Oraya gelin. Hocam tam söylediğiniz ifadeye dair o görüntülerde ekranlara geldi. Şimdi bu tayarın ne olduğunu bilmiyoruz mu biz? Amerika'nın en önemli uçağı bu. Dikkat edin. Bugüne kadar taşınan silahların pek çoğu bu uçakla getirilmiştir. Çünkü dikine kalkan bir helikopter ve uçak karışımıdır bu. Ondan sonra bununla beraber bunlara eğitim veriyor. Bunlar katil, katil. Türk askerini öldüren katiller. Ne dedi Dışişleri Bakanımız? Katile yardım edeni cezalandıracağız dedi. Çıkın buradan dedi. Çıkmazsanız vururum dedi. Ondan sonra kalleş bir şekilde gidip bizim SİHA'mızı vurdular. Şimdi buradan bakın, ben bunları bir şekilde romantik bir şekilde anlatıyorum. Kahraman Türk ordusunun nasıl düşündüğünü bilen bir akademisyen olarak söylüyorum ve bir asker olarak söylüyorum. Buna elbise vermekle, buna silah vermekle siz bunu ordu yapamazsınız. Zorla bir millet millet yapılamaz. Nasıl ki siz Küba'da başarısız olduysanız, nasıl ki Vietnam'da başarısız olduysanız, nasılsa Afganistan'dan, burada derleme toplama eşkıyayla burada devlet kuramazsınız ve devlet dedi. Dedi ki devletin cumhurbaşkanı, bir gece ansızın gelirim. Geldi mi? Geldi. Ne zaman geldik? Bakalım şimdi. 2016 Fırat Kalkanı. Hemen ekranlara getirdim. Sınır ötesi harekatlar görselimiz var. Bir gece ansızın hangi noktalarda, hangi tarihe gitmişiz? Arkadaşlarımız da hazırlamıştı hocam. Bu bize karşı meydan şimdi, okumaya hava tatbikatı ne demek hocam, ulan teröristler? O bir gece ansızın operasyonlarının hepsi ekranlara yansıdı. Şimdi bakalım şimdi. 2016'da Fırat Kalkanı. En zor zamanımıza yapmışız bunu değil mi? Ne dediler? DEAŞ burayı alırım. Burası mukaddes. Bir de kendilerine dini kisve verdi. Girdi Mehmetçik. 3000 tane içinin kafasını kesti. 30.000'li olsa hepsini keseriz. DEAŞ'ın ilk defa alan şimdi, kontrolü sonlandı. 2017'de Bahar Kalkanı ile beraber Zeytin Dalı, Pençe Harekatı,
2019 Barış Pınarı ve 2019-21'e kadar geldik buraya. Şimdi Türk Devlet Aklı diyor ki biz burada madem ki beraber ortak hareket ediyoruz, kim? İran'la beraber oturduk. Rusya ile beraber oturup burayı garanti aldık mı? Ve dünya tarihinde iki tane önemli şey oldu arkadaşlar. Bakın bu siyasi tarihte İrfan Hoca da aslında katılsa iyi olur. Dünyada ilk defa hava harekatıyla Irak üçe bölündü. Nasıl hava harekatı? Buraya geçişi yasakladılar. 36. Yasak paralel bölgeydi. Ve çekiç güç. Yani şimdi çekiç güç de bizden kalktı. Ne oldu hocam? Peki o bölgeye ne yerleşti? Böylece burada PKK'ya alan açıldı. PKK'ya buraya alan açan, aynı şekilde Suriye'yi de alan açan Amerikan Hava Kuvvetleri'dir. Şimdi şu anda buraya ne demek lan pilot eğitimi? O pilotların levyelerini kırarız ulan, ellerini keseriz onların. Ha? Yeter bizim burada şehit verdiğimiz. Onun için diyor komutan sürekli harekata geçiyor. Şimdi hocam. Burada uçak savar verdiler, biliyoruz hepsini. Neden Türk Hava Kuvvetleri girmesin buraya diye. Şimdi plan ne yapacağız? Türk Devlet Aklı ne dedi? Ben bütün şehitlerin kanına rağmen bu dağlık bölgeyi 1926'da İngiliz'in bize oynadığı kazaya rağmen bu bölgeyi boşalttık. Buraya aldık mı garantiye? 60 tane hava üssü kurduk mu burada? Kara üssü. Ha şimdi 200 kilometreye kadar inecek Türk Silahlı Kuvvetleri. Bir. İkincisi bu bir müşterek harekat olacak. Yani Irak Devlet Aklı diyor ki merkezi yönetimi olacak. Hocam Amerika bana olacak mı? Küresel güçler ne der hocam? Bu da merak ediliyor. Hocam Amerika'nın aklı varsa buradan toparlar gider. Şimdi şöyle Irak'ın bir işten bir dakika hocam şunu anlatayım ben sorunun cevabını. Bir, bu yeni bir dönemdir. Benim kanaatim askeri olarak. İki, düzenli temas mekanizması kurulmuştur diplomatik olarak. Bunun için Sayın Hakan Fidan, Sayın Kalın ve Yaşar Güler Paşa diplomatik, mekik diplomasisini yapmıştır. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı Irak'ta hem Bağdat hem Erbil'i bir şekilde ziyaret etmiştir. Stratejik çerçevede eş güdüm esası benimsenmiştir. Bu çok önemli. İki, PKK'nın Irak egemenlik toprak bütünlüğünü, kamu güvenliğini bir şekilde mağlup ettiği ve tehdit ettiği Irak devleti ve siyasal ve askeri eliti tarafından kabul edilmiştir. Bu önemli bir dönemeç. Bunu sen bölgeden geldin, Erbil'de kabul etmiştir. Sayın Bakanımız diyor ki, biz bunu diyor KYB'ye de söylüyoruz, kendinizi kurtarın. Yani sen burada hala PKK'ya yardım ve yataklık yaparsan vururum seni diyor. Vururum derse vurur Türk askeri. Sen nasıl ki KYB'nin bazı adamları, anlatın onları. Hocam Süleymaniye'de bulundukları noktada tatbikat yaparlarken havalimanında bir operasyon gerçekleştirmiştik. Tarım havalimanına siyalarımız var. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Helikopterler çarpışarak benim düştü. Buradaki bazı elemanlarımı PKK'ya ispiyon edenleri biz biliyoruz. Ama Türk sabırlıdır. Bakın nasıl ki biz Kutulamare'de dünyanın en büyük İngiliz ordusunun 65 bin tane generallerini evet. de dahil esir aldıysak buradan yani 100 senenin rövanşını oynuyor. Dikkatli olun. Burada KYB'ye de diyoruz ki bak sen aklını başına al. Şimdi bir şey, bunları çok yapma. Önemli bir yere geldi. Çok. Şimdi Türkiye Bağdat'taki siyasi iklimi de kullanıyor. Sudan diyor ki ABD üsleri gitsin. Bu çok önemli. İkinci de kalkınma yolu. Sayın Hakan Fidan'ın ilk ziyaretinden itibaren Milli Savunma Bakanımızın Irak ziyareti ve Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın Bağdat ve Erbil ziyaretlerinde de zirve yapan yeni bir güvenlik mimarisi oluştu. Şu soru soruluyor Bağdat'a. Birincisi kalkınma yoluna diyor. Kalkınma yolunu yapacaksınız. 600 milyar dolarlık bir ticaret. Kuzey'in güvenliği ne olacak? Ey Sudan diyor. Çünkü evet. bu senin en büyük projen ve Irak tane. İkincisi şu soru soruluyor. Biz diyor Pençe Kilit Harekat Bölgesi'yle Kuzey'in güvenliğini sağlarız. Sen bu işin içinde olacaksın. Ya seninle ya sensiz diyor. İkinci. Ve Türkiye burada mesela mayınları düşündü. ABD gibi. O mayınlanabilir ve Haçlı Şabi. Haçlı Şabi'nin siyasi kanadının temsilcileri Ankara'ya geldi ve Hakan Fidan'la konuştu. Orada umarım usulünce bir tahmin bu işin hani Haçlı Şabi'nin karışmaması konusunda Türkiye bütün güvenlik mimarı karışırsa yerinde şimdi de en son gelen Haçlı Şabi'yi de anlatalım. Tabii, Haçlı Şabi İran'a. 2014 sonrası DAEŞ'le mücadelede de Irak'ta kurulan halk gönülleri ama İran'ın kontrolü. İran destekli. 20 İran ufak bir 20 tane. Ha, bunu söyleyeyim. Tel Afer'deki Haçlı Şabi de Türkmen. Yani Haçlı Şabi komple böyle İran'ın kontrolünde olan bir yapı da değil. Ama genel olarak öyle tabii, biliniyor. Ya, şimdi Sudani'nin bu siyasetini Türkiye şekillendirmeye çalışıyor. Ben Zaho'ya
U-200'ün gelmesini çok değerli buluyorum. Yani bir adım atma isteği var. Ama bir tane sorun var hocam. Evet. Yasaklı örgütü de ısrarcı ediyorlar. Bakın burada ben bir dur. Türkiye diyor PKK'dan ki PKK'dan bahsediyorsunuz. Tabii, neden terör örgütü demiyorlar? Cumhurbaşkanı Sudani sağ tarafındayken dedi ki resmen terör örgütü ilan etmenizi bekliyoruz. Terör örgütü ilan ettiğinde PKK DAEŞ gibi oluyor. DAEŞ'e karşı yaptıkları mücadele gibi mücadele etmek zorundalar. Bu konuda da ilerlemeler. Ben bu ayı çok kritik buluyorum. Mayıs ayına. Olası operasyon onu soracaktım ama ikinci turda. Orada, buyurun hocam. Şimdi hocam, Güngör Hoca'nın söylediği. Şöyle yapalım bir reklama gireceğim ama. Bir dakika bunu söyleyeyim böyle girelim. O zaman 30 saniyede alayım sonra reklama gireyim. Bu Türk devlet aklı dedim ki bakın biz bu toprakları 1000 sene idare ettik. 500 sene idare ettik. Buradaki iki tane Fırat ve Dicle'den biz PKK'ya su vermeyeceğiz. Ekmek de vermeyeceğiz. Hayat da vermeyeceğiz. Defolup gitsinler. Ama söylediği çok önemli ekonomik olarak eğer sen bu kalkınma yolunu yapacaksan buradaki bölge ülkeleri de dahil bunun tabii içerisine. Tabii. Katar. Burada terörün kalkması lazım. Peki biz bunu yaptık mı? Yaptık. Türk devleti buraya Musul Bağdat demir yolunu yaptı. Medine'ye medeniyet getirdik. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin naaşı rahatsız olmasın diye Bağdat. Rayların altına keçe koyduk. Bu kadar güzel bir milletin evlatları şimdi diyor ki çık buradan çıkmazsan kafanı keserim. Peki, sonra devam edelim. Kısa bir ara nasıl ilmi keseceğiz göstereceğim. Peki, hemen. Aranın ardından karşınızdayız.